Geç açtık. Balkona çıktık bir kahveye. Şuradan giden ikili köpeğiyle bu anında fırladı. Suratıma bakıyor. Ta yukarıda marketin orada diğeri. Kim bilir nereden geldi. İkisini de daha önce hiç görmedim. Fakat bu balkonda otururken suratıma bakmasını engellemiyor. Çünkü tanıyor, biliyor. Ne için geldiği belli. Videomu çekerek bütün Flying Monkeys'lere göstermiştir. Ondan önce ise bir kedi gönderdi tam buraya. Çekemedim. Karım kovdu. Aynı surat çıkar çıkmaz. Daha bir yudum almış değilim. Kediyi gönderdi burayı eşiyordu. Sıçmak için. Daha kalkmama fırsat bulmadan karım onu kovdu. Çekemedim. Diğer işlemi de çekemedim. Videoyu hazırlayamadım. Birbirlerine havlatıyordular orada. Balkona çıkar çıkmaz. Stalking. Buluşmaları hiç tesadüf değil. Planlı bir hareket. Binlerce örneğinden biliyorum. Havlatmak için. Böyle senaryolar kuran bir millet var hayvanlarla. İnsanlara baskı yapan. Buna uyanın bütün sokak hayvanları bunların emrinde. İnanın bana, tümünü sokak hayvanların bunlar üretip, eğitip sokağa salmışlardır. Aynen böyle karın kahveyi getirir getirmez. Şimdi pek hareket olmayacak. Anında burada. Hiç şaşmaz. Her zamanki işlem. Araştırdığım belgesel gibi yayınlardan belli. Benim de biraz şahitliğim var. Bunlar köpekleriyle seks yapıyor. Eskiden yaptıkları buraya gelip ileri geri beni gaza getirmek için sıçtırmaları gözümün önünde. Her balkona çıktığımda damlamaları karşıma burada. Onlar eskide kaldı. Şimdi böyle masumca geçip gidecekler. Ayaklara saldıran toz sineklerden biri. Sela okunuyor. Gidip hazırlanayım. Fakat hayvan hutbesi okunan camilere gitmeyeceğim. Evimde işimi yaparım ben. Bu merkez tarafından düzenlenen hutbelere karşıyım artık. O olaydan sonra. Her camide hoca hutbeyi kendi yazsın. Ona göre insanlar belirlesin hangi camiye gidilebilir. Bize her gece her gün 24 saat hayvanlarla baskı yaptıkları,
hafızamda hala hafif olsa da devam ediyorlar. O hutbelerin okunduğu camilere gitmeyeceğim. Bu hayvanları bu şeyler için kullananların satanizmle alakası bana açık ve net. Hangi kabileyseler dini ele geçirmişler besbelli. Şimdi girip hazırlanıyorum, bunu da yayınlıyorum.